Brett ve ailesi olağanüstü bir yolculuğa çıktı. Sıradan gibi görünen yeni evlerine taşındıklarında ayaklarının altında şok edici bir keşfin onları beklediğini bilmiyorlardı. Pastoral bir mahallede yer alan ev mükemmel görünüyordu ama içinde çözülmeyi bekleyen sırlar vardı. Aileye en son kattıkları Goose adında bir tazı, esrarengiz bir yeteneğe, olağanüstü bir koku alma duyusuna sahipti. Goose dikkatini çeken bir kokuyu takip etmek için her yolu denerdi ve Bodrum, onu evin başka hiçbir yerinde olmadığı kadar büyülüyordu. Merak eden Brett daha fazla araştırmaya karar verdi. Sadık arkadaşının olağan dışı davranışı tarafından yönlendirildi. Bodrum katına inerken havayı tuhaf ve güçlü bir koku doldurdu. Göz ardı edilmesi imkansız olan koku, Brett'i eski ev sahipleri tarafından yakacak odun depolamak için kullanılan küçük tenha bir odaya götürdü. Ancak bu odayla ilgili bir şey açıklanamaz bir çılgınlık sağladı. Gusta toprağı ve kayaları acımasızca kazması ve tırmalaması Brett'i şaşırttı ve meraklandırdı. Gus'un tepkisi karşısında kafası karışan Brett, haşere kontrolünün uzmanlığına başvurdu. Teknisyenler evi haşere belirtileri için aradılar, hiçbirini bulamadılar. Ancak bodrum katındaki tuhaf koku devam etti. Kafası karışan Brett'in cevap arayışına atılmaktan başka çaresi kalmamıştı. Kararlılıkla donanmış olan Brett, bodrumunun altında bir kazı yapmaya başladı. Büyük ve gizemle örtülü yerin derinliklerine inerek gizli bir depolama alanı ortaya çıkardı. Bu keşif onu hayrete düşürdü. Bu gizli hazine evin tüm genişliğini kaplıyor gibiydi. Brett, boyun eğmez merakının rehberliğinde daha da ileriye gitti. Kalbi beklentiyle çarpıyordu. Loş ışıklı uçurumda bir gizlilik havasıyla sıkıca kilitlenmiş devasa bir antik sandığa rastladı. Eski görünümü geçmişin unutulmuş bir kalıntısını akla getiriyordu. Keşfi sabırla bekleyen Brett'in şaşırtıcı keşfi, kasabalarının tarihine ömür boyu hayranlık duyan yerel bir tarihçi olan Frank'in kulaklarına ulaştı. Frank'in sandığı, Amerikan Bağımsızlık Savaşı dönemine bağlayan ve Alexander Hamilton'dan başkasıyla bağlantısı olmayan gizli bir teoriye sahipti. Frank, Brett'in evine vardığında mülkün şaşırtıcı geçmişini paylaştı. Sakinlerinin haberi olmadan evlerinin geçmişi 1700'e kadar uzanıyor ve bu da onu şehirdeki en eski evlerden biri yapıyor. Görünüşe göre Brett, farkında olmadan tarihi öneme sahip bir hazineye rastlamıştı. Brett ve Frank birlikte sandığın sırlarını çözmeye hazırlandı. Işıklar, aletler ve sarsılmaz bir kararlılıkla donanmış olarak gizli depolama alanına geri döndüler. Sağlam kilidi kırdıktan sonra sandık gıcırdayarak açıldı ve Devrim Savaşı döneminden kalma bir eser hazinesini ortaya çıkardı. Sandığın içindeki eski bir tüfek ve yıllar boyunca özenle korunmuş bir mektup koleksiyonu vardı. Frank'in eğitimli gözü, General Washington'ın yardımcısı Hamilton'ın mektuplarından birinde çok önemli bir ayrıntıyı ve hatasız bir imzayı hemen fark etti. Bu, Alexander Hamilton'ın kişisel eşyalarının varlığını doğrulayan olağanüstü bir bulguydu. Bu buluş, ülke çapındaki tarihçiler ve akademisyenler arasında bir heyecan ve kutlama dalgasına yol açtı. Brett'in bodrum katı, tarihi öneme sahip beklenmedik bir merkez üssü haline gelmişti. Fotoğraflar çekildi, koruma görevlileri çağrıldı ve sandık paha biçilmez içeriğiyle birlikte yerel bir müzeye bağışlandı. Brett ve Frank, adları sayısız makale ve röportajda geçen kendilerini ilgi odağında buldular. Ancak övgüler ve tanınma arasında hikayenin gerçek kahramanının onları bu olağanüstü keşfe götüren sadık tazı Gus olduğunu biliyorlardı. Gus, hak ettiği ödülleri aldı. Eylemlerinin tarihsel öneminden habersiz bir kral gibi mutlu bir şekilde ziyafet çekti. Brett'in görünüşte sıradan bir hareketten evinin altında olağanüstü bir keşif yolculuğuna çıkması dünyayı büyüledi. Hepimize tarihin genellikle beklenmedik yerlerde saklandığını, bilmenin içine girme merakı olanlar tarafından gün yüzüne çıkmayı sabırla beklediğini hatırlattı.